Burada tabii en öne çıkan konu seçim ne zaman olacak? Nisan diyen var, Mayıs diyen var. Seçim ne zaman olacak, bir çalışmanız var mı? 18 Haziran'da olacak benim bildiğim. Kanunlara göre milletvekili seçimi kanunu, Cumhurbaşkanı seçimi kanununa göre 18 Haziran'da olacak. Yok, erken Seçimin alınır şu. erken alınmasına yönelik benim bildiğim bir şey yok. Yok. Gerekli olan bir durum olduğunu da ben görmedim. Ama sonuçta bu konuda siyasi irade karar verir. İki türlüdür seçimin erken alınması. Seçimlerin yenilenmesidir bizdeki yeni sistemki adı. Ya mecliste 360 milletvekili seçimleri erken alabilir ya da Cumhurbaşkanı kararıyla seçimler erken alınabilir. Ben bu konuda bir hazırlık olduğunu Hani şu görmedim. %7 olayı Ayrıca uygulanacak, uygulanmayacak, onun için yapacaklar, yapmayacaklar diye zaten bir iddia var yıllık ya. süreç var. Evet. Tabii canım o bir yıllık süreç. Geçen sene Mart'ta mı çıktı kanun bilmiyorum. Evet. Ayrıca 18 Haziran'dan geriye geldiğinizde zaten 60 günlük süre zannediyorum 19 Nisan'da başlıyor. Seçim takvimi de başlıyor. Bunun bir matematiği var. Bunun bir hesabı var. Benim gözlemlerime göre bu konuda bir hazırlık yok. Yok. Peki siz Ancak siyasi biliyorsunuzdur. iradenin değerlendirmesi her zaman mümkündür tabii. Peki, Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olamayacağı, gene iddia demek zorundayım. Öyle deyin tabii canım. Evet, yani hani iddia dememe kızıyorsunuz ama YSK Yok yok. Başkanı, Asla kızmam. YSK Başkanı da çalışma yapma gereği duymuş. Üçüncü kez aday olamaz diyenlere ne diyorsunuz? Cumhurbaşkanı ikinci kez aday Evet, olacak. bu sistemde. Bu sistemde ikinci kez. Bu o kadar net ki 101. madde yeniden yazıldı. 101. madde sıfırdan kabul edildi mecliste. 101. madde 16 Nisan'da referandumla kabul edildi. 101. maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 2018 seçimlerinden seçim takvimi başlama tarihinin başıydı. Kamuoku statüsü açısından da bu sistemde Cumhurbaşkanı ikinci kez aday oluyor. Kanunların zaman bakımından yürürlüğü açısından da bu sistemde ikinci kez aday oluyor. Cumhurbaşkanının önceki Cumhurbaşkanlığı dönemi eski sistemin dönemidir. Bu hukuken tartışmasızdır. Yürürlükte hukuk, anayasa hukuku açısından tartışmasızdır. Bunu siyaseten tartışmak isteyenler tartışabilir. Kendilerinin bileceği iştir. Ama siyaseten tartışmak hukuktaki sonucu değiştirmez. Son derece net. Peki, Cumhurbaşkanı önce son kez oy istiyorum dedi. Sonra da AK Parti'nin genel başkanı olarak devam edebilirim dedi. Sistemdeki etkinizi, yani sistem kurulurken bildiğim için, acaba partisiz cumhurbaşkanlığı mı gündeme Ya gelecek? Hande Hanım, sistem şu anda da Cumhurbaşkanı olacak kişinin partisiz olmasına imkan veren bir sistem zaten. Öyle de olur, böyle de olur. Yani o sonuçta seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın siyasi partiyle ilişkisi kendi tercihi. O siyaset yapma hakkı, siyasi katılım hakkının bir görünümü. İster parti üyesi olur, ister partide genel başkan olur, ister hiç üye olmaz. Bu zaten mevcut sistemde de var olan bir imkan. Yani öyle bir dönemde. Sayın Cumhurbaşkanı niye öyle dedi? Yeni sisteme göre iki dönem en O fazla kadar. adaylık Cumhurbaşkanı olabilir. Bu da ikinci dönemi. Dolayısıyla bu dönem için Bir daha aday olmayacak. son kez o istiyor. Kendisi bir daha aday olamaz. Mesele bu. Ama yani istisnai adaylık denen bir şey var. 2028 yılında Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde eğer meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse o zaman görev başındaki Cumhurbaşkanı, ikinci dönemdeki Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olma hakkı var. Süreden gidiyor ama. Süre değil, diyelim ki 6 ay öncesine şöyle düşünün. Sayın Cumhurbaşkanı ikinci döneminde seçildi. Tamam. 2028 Haziran'ında seçim yapılacak ama meclis seçimi Nisan'da yapmaya karar verdi. 360 milletvekiliyle. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı istisnai adaylık dediğim şey bir kez daha aday olma imkanı var ama kendisi aday olamaz. Nasıl aday olabilir ancak? Meclis bir yenileme kararı verirse olur. Meclis yenileme kararı verirse. Evet. Peki, son 3 dakikam. Şu başörtüsü teklifini sormak istiyorum. Bu madde, yani ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları maddesine itirazları olanlar var ya. Dolayısıyla bu madde geri çekilir mi yoksa bir bütün olarak mı gider? Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili muhalefete çağrınızı kısaca alabilir miyim? Bir kere Hande Hanım bu 3 dakikada konuşulacak bir konu Ama değil. 2,5 dakikam kaldı. Demek ki bunu daha sonra tekrar Peki. konuşacağız. 2,5 dakika içerisinde konuşulacak şeyleri söyleyeyim. Birincisi başörtüsü, başı açıkların ve başörtülülerin kamu hizmetlerine yararlanması ya da temel haklardan yararlanmasının şarta bağlanamaması güvencesi, bu genel güvence kadının kişiliğini korumak için getirilmiş bir güvencedir ve son derece önemlidir. Hep deniyor ki sorun yok, sorun yok, sorunlar çözüldü. Çözüldü ama anayasal güvence açısından, hukuksal güvence açısından yeterli güvence olmadığı kanısındayım ben. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun getirdiği bu önerinin kanunla bu işi halledelim önerisinin anayasal seviyeye çıkarılması da son derece memnuniyet vericidir.
Bu bir başörtüsü meselesi değil, kadının kişiliğinin korunması, maddi ve manevi varlığının geliştirilmesi, kadının tercihlerinin ne saygı gösterilmesi üzerinden bir anayasal güvencedir. O açıdan son derece önemsiyorum. Onun çok fazla detayı var. Ayrıca da konuşmak lazım. Son derece önemli bir reform olarak görüyorum kadın hakları bakımından. Aile ile ilgili mesele ise ailenin esasının kadın ve erkek olarak tanımlanması, bizim hukuk üretim anlayışımıza, hukukun toplumsal meşruiyete dayanması anlayışına göre son derece doğru bir yaklaşımdır. Ben bunların bir bütün olarak, benim görüşüm o. Sonuçta kararı meclisimiz verecektir. Bir bütün olarak anayasa değişikliğinin mecliste değerlendirileceğini inanıyorum ki zaten muhalefetten de çok böyle kategorik karşı çıkışlar yok. 400'ün üzerinde milletvekiliyle bunun kabul edilmesi de mümkün olacak. İnancım da o yönde. Ve ben zannediyorum ki 2023 yılındaki ilk önemli reformlarımızdan birisi bu olacak. Muhalefetin yaklaşımlarından da onun sonucu çıkarıyoruz. 306 ile 400 arasında kalırsa zorunluluktan referanduma gider. Orada bir yanlışı düzelteyim. Diyorlar ki hak ve özgürlüklerle ilgili referandum yapılmaz. Hayır. Hak ve özgürlüklerin, bir hak ve özgürlüğün yasaklanması için referandum yapamazsın. Ha, bu da önemli. Yani şu hak ve özgürlük yasak olsun diye referandum yapamazsın. Ama bunun tam tersi için yapabilirsin. Ama bir hak ve özgürlük anayasada mı yer alsın diye referandum yaparsın. Eğer halk ona anayasada yer almasın derse demek ki onu kanunla yapacaksın. Ama demek. Pek ihtiyaç olmayacak gibi görünüyor İYİ Parti'nin de söylediğinden sonra. Evet. Peki hakikaten çok net yanıtlar verdiniz. Ben de sorabileceğim her şeyi sordum diye düşünüyorum. Bir iki sorum kaldı ama başka konularda. O da inşallah başka zaman. Çok teşekkür ederim Mehmet Uçum. Ben de teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Mehmet Uçum bütün soruları çok net bir şekilde yanıtladı. Yorumları da seyircilere bırakıyorum ve araya gidiyoruz.